Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Teala bu dersimizde ve bundan sonraki derslerde her pazar günü Kitab-ı Tevhid'i açıklamaya çalışacağız. Kitab-ı Tevhid ise Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullahu Teala'nın. Bu kitapta göreceğiniz gibi kitabın geneli Tevhid-ül Uluhiyye hakkında. Yani kişinin ibadetleri ancak Allah'a yapması ve bu ibadetlerin çeşitleri hakkında Muhammed İbni Abdülvehhab bu kitabında zikrediyor. Kitapta Tevhid-ül Rububiyye ve Tevhid-ül Uluhiyye, Tevhid-ül Esma ve Sifat hakkında da bazı bablar var. Ancak genellikle kitap Tevhid-ül Uluhiyye hakkında. Muallif Rahimullahu Teala kitabının başında diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Tevhid. Besmele çekip Kitab-ı Tevhid diyor. Besmele ise tüm alimlerin kitaplarını başladıklarında genel yani hepsi besmele ile başlıyorlar. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığı mektuplarda sünnetidir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazdığında Hirak'la yazdığı gibi Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştır mektubunda. Yine aynı şekilde diğer mektuplarda da Hudeybiye anlaşmasında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim veya Bismillah yazmıştır. Yine bundan önceki peygamberlerin sünneti de böyle. Çünkü Süleyman aleyhisselam Belkis'e mektup yazdığında Bismillahi mecrahi Allah-u Teala'nın ismiyle başlamıştır. Muallif Rahimullahu Teala burada besmele ile başlamış. Ancak hamdele, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah hamdele ve salvele, peygambere salat etmemiştir. Bu da genellikle ilk önceki alimler, Buhari gibileri, selefin alimleri genellikle kitaplarına sadece besmele ile başlıyorlardı. Hamdele veya salvele ile başlamıyorlardı. Bazıları hamdele de yapıyordu, Müslüm'ün yaptığı gibi. Ancak muallif rahimullahu teala burada hamdele veya salvele salat yapmamıştır. Peygambere salat getirmemiştir ki belki de yazarken getirmiştir. Yani belki de mutakaddimin alimlere uyarak onların yolundan gitmeye çalışmıştır. Ancak başka bir Kitab-ı Tevhid'in başka bir nuskasında hamdele ve salvele de geçmektedir. Ala kulli hal ikisi de caiz yani. Önemli olan Allah-u Teala'yı anmaktır. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın adı ile bu kitabı yazıyorum. Yani orada bir fiil var. Bir fiil var. Oradaki fiil her kişi Bismillah dediği zaman ne demek istiyor? Yani şu an kitap yazıyor. O zaman Bismillah Allah'ın ismiyle kitabı yazıyorum. Oradaki ba yardım için. Yani Allah'ın ismiyle bu kitabı yazarak Allah-u Teala'dan yardım diliyorum. Allah'tan yardım dileyerek bu kitabı yazıyorum. Çünkü Bismillah dediğin zaman Allah'ın ismiyle Allah-u Teala'dan yardım dileyerek Allah-u Teala'nın ismiyle bereket umuyorum. Ve bu kitabı yazıyorum. Yemek yediğin zaman manası ne oluyor? Bismillahi yani Allah'ın ismiyle Allah'ın isminden bereket umarak yemek yiyorum. Dolayısıyla kişi herhalde bir şeye başladığı zaman, besmele çektiği zaman yani manası ne olmuş oluyor? Ticaret yaparken bir şeyi satarken demek istiyorsun ki Bismillah yani Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini umarak, teberruk ederek, bereket arayarak bu şeyi satıyorum demek olursun, demiş olursun. Muallif Rahimullahu Teala kitabı mukaddime yapmadan direkt kitaba girmiştir. Çünkü muallif direkt zaten Kitab-ı Tevhid mukaddimenin kastı
o kitapta ne anlatacağını beyan etmektir. Zaten müellif kitabı tevhid dediği zaman tevhid ne anladığı zaten murat olunuyor, yani biliniyor, anlaşılıyor. Bundan dolayı mukaddime yapmaktan, yazmaktan muallif rahimullah teala mukaddimeyi yazmamıştır. Tevhid kelimesi vahhade yuvahhidu kelimesinden türemiş. Yani birlemek. Allah-u Teala'yı birlemek. Neyi de birlemek? Allah'ı isimlerinde, sıfatlarında, kendi fiillerinde veyahut da senin kendi fiillerinde birlemektir. Bazı insanlar diyor ki, bidat ehlinden bazıları, tevhid diye bir kelime Kur'an ve sünnette yok. Tevhid denilmez diyor. Bu ise şüphesiz ki yanlış. Çünkü Kur'an ve sünnet, çünkü sünnette tevhid kelimesi varit olmuştur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn-i Cebel'i Yemen'e gönderirken başka bir rivayette ilk davet edeceğin şey ile en yuvahidullah, Allah-u Teala'yı birlemeyi, tevhid etmeyi emret. Dolayısıyla bu tevhid kelimesi o hadiste varit olmuştur. Yine Cabir ibn Abdillah'ın hadisinde Cabir ibn Abdillah diyor ki Allah Resulü tevhid ile tehlil etti. Yani tevhid ile lebbeyk Allahümme lebbeyk dedi. Yani orada da tevhid kelimesi orada da geçmiştir. Tevhid ise kardeşler, ilim ehlinin birçoğun dediği gibi tevhid iki kısımdır. Bazıları da üç kısım demiştir. Tevhidul marifeti vel isbat, marifet tevhidi, yani Allah'ı bilme tevhidi. Nasıl biliyorsun Allah'ın var olduğunu, Allah'ın yarattığını, dirilttiğini, rızık verdiğini, bütün bunları bilmendir. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bilmendir. Dolayısıyla tevhid-ül rububiye ve esma-ı sıfat tevhid-ül marifenin altına girmektedir. Tevhid iki kısım diyenler. Tevhid-ül marife, diğer ise tevhid-ül talebi vel kast. Allah'a talep etmek de tevhid etmek. Yani kişinin kendi fiilleriyle, kendi yaptıklarıyla Allah-u Teala'yı birlemek. Yani ibadetlerin hepsini Allah'a yapmaktır. Bazıları tevhidul marife vel kas, tevhidul marife bir, tevhidul talep diye ikiye ayırıyor. Bazıları da diyor ki tevhidul rububiye, uluhiye, esma ve sıfat diye üçe ayırıyorlar. Önemli olan nedir? Önemli olan bunları bilmektir. Yani üçe ayrılması, iki ayrılması o kadar fazla önemli değildir. Bazı insanlar diyor ki tevhidin böyle sizin üçe ayırmanız, tevhidin üçe ayırmanız bidattır diyorlar. Yani birçok bazı insanlar tevhid, rububiye, uluhiye, esma ve sıfat diye ayırmanız bidattır diyorlar. Cevap olarak denilir ki yani tevhidul esma, tevhidul rububiye, uluhiye, üçe ayrılması böyle bir şey, yeni bir şey getirmek değildir. Bu istikra babından sabittir. Yani Kur'an ve sünnete bakmışlar. Allah-u Teala neyden bahsediyor? Kendi fiillerinden bahsediyor. Ha, bu tevhidul rububiye. Daha kişinin kendi ibadetlerinden bahsediyor. Bu da tevhidul uluhiye demişler. Ve Allah kendi isim ve sıfatlarından bahsediyor. Buna da tevhidul esma ve sıfat demişler. Dördüncüyü veya beşinciyi bulamamışlar. Dolayısıyla ne anlaşıyoruz? Tevhid üç kısım olduğunu anlaşıyoruz. Yoksa yeni bir şey getirdiklerinden değildir. Bu insana sorduğun zaman yani tevhidin üçe ayrılması neden karşı çıkıyorsun? Belki de der ki yani tevhid ayırması doğru değil. Tevhid birdir. Bir tevhiddir. Üçe ayrılması doğru değildir. Dediği zaman dersin ki bir kişi Allah'ın var olduğuna, yarattığına, dirilttiğine inanıyorsa, bu kişi inanıyorsa daha sonra da gidip puta tapıyorsa, puta secde ediyorsa, bu kişi muvahhid mi, tevhidi yerine getirmiş mi? Der ki tevhidi yerine getirmiş değil. Yani diğer taraf, bir taraftan Allah'ın var olduğuna, yarattığına, dirilttiğine inanıyor mu? İnanıyor. Bu kişi buna inandığında bu tevhidin bu kısmına inanmış mı? Der ki inanmış. Peki aynı kişi gidip kabire taparsa veyahut da puta taparsa bu kısmına inanmış mı? Der ki inanmış değil. O zaman diyor, sen dersin ki o zaman sen tevhidi ayırt ettin.
Birisine inanmış dedin, birisine inanmış, inanmış değil dedin. Dolayısıyla sen de ayırt ettin. Yani buradaki kasıt tevhidi ayırt edilmesi, yani 1, 2, 3 diye ayırt edilmesi yeni bir şey getirildiğinden dolayı değildir. Ya Kur'an ve sünnette böyle sabit olduğundan, istikra babından yeni bir şeyi keşfetmektir. Kur'an ve sünnette olan bir şeyi keşfetmektir. Yoksa senin kendi çıkardığın bir şey değildir. Aynı şöyle dediğin gibi insanlar iki kısma ayrılır. Erkekler ve kadınlar diye. Sen burada yeni bir şey getiriyor musun? Getirmiyorsun. Ya vaki olan, yani sabit olan bir şeyi sen ancak isimlendiriyorsun. Bu erkekler, bu kadınlar diye. Tevhid de böyle. Sen sadece ne yapmışsın? Urububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat diye ayırt etmişsin. Veyahut da marife veyahut da kast ve talep diye sadece ayırt etmiş oluyorsun. İlim ehli der ki rububiyet tevhidi, yani kişi Allah'ın var olduğuna, yarattığına, dirilttiğine, rububiyete inanıyorsa bu kişi bu tevhid uluhiyeti gerektirir derler. Nasıl gerektirir? Yani Allah Kur'an'da birçok yerinde işte Allah yarattı, Allah diriltti, Allah rızık verdi diyor. Bunu niye zikrediyor Kur'an'da? Şunun için zikrediyor. Diyor ki madem siz Allah'ın yarattığına, dirilttiğine, rızık verdiğine inanıyorsunuz, o zaman Allah'a inanıyorsanız o zaman ibadet etme hakkı da kimdir? Kimindir? Ancak Allah'ındır. Allah diyor ki ya yunnas ubudu rabbakum. Ey insanlar, Allah'a ibadet edin. O Allah ki halakakum, sizi yarattı. Vellezine min qablikum, ve sizden öncekileri yarattı. Sizi ve sizden öncekileri yarattı. Yani şunu demek istiyor Allahu Teala. Allah sizi yarattıysa ve sizden öncekileri yarattıysa dolayısıyla ibadeti de ancak Allah'a yapın. Yani rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidine delil getiriyor. Dolayısıyla Kur'an'da birçok yerde Allahu Teala rububiyetten bahsediyor. Niye? Kendisini tazim etmek için bir, ikincisi de uluhiyet tevhidine delil getirmek için. Siz madem inanıyorsunuz buna, dolayısıyla Allah'a inanıyorsanız ibadetin hak olduğuna da yine ancak Allah'a yapın demek istiyor Allahu Teala. Tevhid üç kısma ayrı. Bunun zıttı olan şirktir. Şirkin manası nedir? Şirkin manası kardeşler, Allah'a has olan bir şeyde Allah ile başkasını bir tutmaktır. Allah'a has olan bir şey ne? Rububiyet tevhidi. Yani Allah'ın yaratması, diriltmesi, rızık verdiği falan. Bütün bunlar Allah'a hastır. Sen bu rububiyette Allah ile başkasını bir tuttuğun zaman dersen ki şeyhim de yaratıyor, o da idare ediyor, o da rızık veriyor, o da yağmur yağdırıyor dediğin zaman o şeyhin ile Allah'ı bir tutmuş olursun ve orada şirke girmiş olursun. Veyahut da uluhiyette ibadet kimin hakkı? Ancak Allah'ın hakkı. Secde ancak Allah'ın hakkı. Sen bu Allah'ın hakkı olan bu secdeyi Allah'tan başkasına verdiğin zaman, başkasına da secde ettiğin zaman Allah'ın hakkı olan o şeyi Allah ile o kişiyi, o şahsı bir tutmuş olursun. Aynı seviyede tutmuş olursun. İşte şirkin manası budur. Şirk şirketten geliyor. Hani insanlar şirkette ortak olurlar. Ortak manasında, yani tam Türkçe manası ortak demek. Sen Allah ile başkasını ortak tuttuğun zaman işte manası ortak, şirk manası odur. Ve isim ve sıfatlarda Allah'a şirk koşmak var. Ne gibi? Allah'ın uzakları her şeyi duyar değil mi? Bu ancak Allahu Teala'ya mahsus olan bir sıfattır. Sen dediğin zaman benim şeyhim Amerika'da olanı duyar veya Türkiye'deki olanı duyar. Allah'ın her şeyi duyma sıfatını o şeyhe, o şahsa vermiş olursun. İşte burada da Allahu Teala ile o şeyhi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. Ve şirke girmiş olursun. Tevhid dediğimiz zaman kardeşler, manası la ilahe illallah. Tevhid yani la ilahe illallah. Manası ne? Allah'tan başka ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka ibadete müstahak olan hiçbir şey yoktur. İbadetini ancak Allahu Teala hak kazanmıştır.
Baktığımız zaman Mekke müşrikleri dediğimiz gibi Allah'ın var olduğuna, yarattığına, dirittiğine inanıyorlardı. Cümleten, yani umumen. Bazı şeylere inanmıyorlardı. Mesela kişinin kıyamet gününde haşr olmasına inanmıyorlardı. Daha bazen tasarrufu ilahlarına veriyordu. Kişiye bir şey isabet ettiği zaman diyorlardı ki bizim ilahlarımız sana bunu isabet ettirdi. Sana hastalık getirdi diye. Bazen böyle şeylere inanıyorlardı. Veyahut da boncuklara, ağaçlara, taşlara fayda ve zarar verdiğine inanıyorlardı. Bu gibi şeyde rububiyet tevhidinde de şirkleri vardı. Ancak umumen rububiyet tevhidini kabul etmiyorlardı. Bir şahısla konuşacağınız zaman ilk önce ona şunu anlatmanız gerekir. Mekke müşrikleri neden kafir oldular? Sebebi ne? Birçok insan diyor ki sebebi işte Allah ile başka Allah olduğuna inanıyorlardı diye. Başka ilah, başka Rab olduğuna inanıyorlardı diye. Böyle zannediyor. Yani la ilahe illallah manasını şöyle açıklıyor. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye açıklıyor. Buna inandığın zaman, Allah'tan başka yaratıcı yok diye inandığın zaman, dolayısıyla kişi kabire tapsa, şuna yapsa, tavaf etse, Allah'tan başkasını kurban kesse, bu kişi halen Müslüman diyorlar. Çünkü Allah zaten Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanmıyor ki diyor. O şeyhlere tapan, kabirlere tapanlara ne diyor? Ben zaten bunun bana fayda veya zarar verdiğine ben inanmıyorum ki diyor. Yarattığına, dirilttiğine inanmıyorum ki diyor. Onu yapan Allah'tır diyor. Ancak bu Allah ona bir güç vermiş diyor. Ben direkt Allah'a yaklaşamam diyor. Ben de Allah'a direkt yaklaşamadığımdan dolayı bu kişi beni Allah'a yaklaştırıyor diyor. Duam bu kişi beni Allah'a götürüyor diyor. Bu da aynı Mekke müşrik böyle dediği zaman diyeceksin ki Mekke müşrikleri de aynı şey diyorlardı. Yani onlar o putların, ağaçların, taşların yarattığına, dirilttiğine zaten inanmıyorlardı ki. Diyorlardı ki sadece bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bunlara ibadet etmemizin sebebi sadece bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye biz bunlara ibadet ediyoruz. Yoksa bunlar ne bana çocuk verir, ne imtihanımı geçtirir, ne şey. Ya bunlar beni Allah'a yaklaştırıyor. Bunların sayesinde ben Allah'a yaklaşıyorum. Bunların sayesinde Allah bana yardım ediyor diye böyle inanıyorlardı. Dolayısıyla bu insanlar Mekke müşriklerini bu insanlarla konuştuğun zaman ilk önce şunu anlatmaya çalış. Yani Mekke müşrikleri niye kafir oldular? Yani Allah'a inanıyorlar. Peki şirkleri neydi? Şirkleri Allah'tan başkasına kurban kesiyorlardı. Allah'tan başkasından medet umuyorlardı. Allah'tan başkasına tevekkül ediyorlardı ve bu gibi şeyler. Mekke müşrikler dedik rububiyete umumen inanıyorlardı. Bazı cüzlerine inanmıyorlardı. Uluhiyete zaten kabul etmiyorlardı. Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul ediyorlardı. Allah'ın isimlerinin hepsini kabul ediyorlardı. Ancak Rahman ismi hariç. Rahman ismini Allah'ın kabul etmiyorlardı Mekke müşrikleri. Rahman ismini kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla kardeşler bu zamandaki müşriklere baktığın zaman kendisine Müslümanım diyen ancak Allah'tan başkasına şirk koşana baktığın zaman Mekke müşriklerinin müşriklerinden daha tehlikeli olduğunu görüyorsun. Daha şiddetli olduğunu görüyorsun. Çünkü bu zamandaki müşrikler sıkıntı anında kimi çağırıyorlar? Yetiş ya Seydam çağırıyorlar. Peki Mekke müşrikleri sıkıntı anında kimi çağırıyorlardı? Allah'a çağırıyorlardı. Kendilerine bir sıkıntı isabet ettiği zaman Allah'ın dediği gibi onlar gemi batacağı zaman bütün putlarını bırakıp çağırdıklarını bırakıp ancak Allah'a yalvarıyorlardı. Yine Allah onları kurtardığı zaman yine şirklerine geri dönüyorlardı. Ve o zamanki müşrikler La ilahe illallah'ın manasını çok iyi biliyordu. Dolayısıyla söylemiyorlardı, ikrar etmiyorlardı. Bu zamandaki insanlar, müşrikler kendisine Müslüman diyen birçok şirk koşan insanlar La ilahe illallah manasını bilmiyorlar. La Rab yani La Halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yok diye böyle inanıyorlar. Dolayısıyla kardeşler bu zamandaki müşriklerin daha tehlikeli olduğunu buradan anlıyoruz. Ve
Şirk iki kısımdır. Büyük şirk ve küçük şirk diye iki kısma ayrılır. Büyük şirk kişiyi dinden çıkaran, kişinin canını ve malını helal kılan, kişiyi ebediyen cehenneme sokan, kişi büyük şirk işlediği zaman mümin ile kafir, o kişi ile mümin arasında bir düşmanlık varit olur. Büyük şirk işlediği zaman o kişiyi asla sevemezsin. O kişinin amellerinin hepsi boşa gider. Büyük şirk işlediği zaman. Ne gibi? Herhangi bir Allah'a has olan herhangi bir ibadeti Allah'tan başkasına yaptığın gibi. Bu kişi büyük şirk işlemiş olur ve ebediyen cehenneme girmiş olur. Küçük şirk ise Allah-u Teala yani raci olan küçük şirk ise küçük şirki yapan kişi ise ebediyen cehenneme girmez. Ebediyen cehenneme girmez. Ha Allah-u Teala o kişiyi affeder mi affetmez mi? Yani illa cehenneme girmesi mi lazım? Yoksa direkt cehenneme girmeden Allah o kişiyi affeder mi affetmez mi? Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Bazılar diyor ki Allah küçük şirki affetmez. Yani o kişi küçük şirk işleyen kişi illa cehenneme girecek, cezasını çekecek, sonra yine cennete girecek. Bazılar da diyor ki İbn-i Kayyim'in dediği gibi küçük şirk Allah'ın isteği altındadır. Allah isterse onu affeder direkt, cehenneme girmeden direkt o kişi cennete girer. Bazılar da diyor ki küçük şirk muazenededir. Yani muazene demek istedikleri kişinin diyelim 20 tane sevabı varsa ve o kişi küçük şirk işlediği zaman o küçük şirk diyelim 10 sevaba denktir. Dolayısıyla 20 tane sevabı varsa o kişinin 10 sevabını götürüyor, geriye ne kalıyor? 10 sevap kalıyor. Dolayısıyla 10 sevap kaldığından dolayı kişi cennete giriyor. Ancak sevaplarını ne yapıyor? Götürüyor. Ancak kişinin 5 tane sevabı varsa ve bir küçük şirk işlediği zaman bu küçük şirk neye denk geliyor? Misal diyorum 10 sevaba denk geliyor. 5 sevabı götürüyor, 5 de eksik kalıyor. O zaman bir daha bir ateşe girmesi lazım. Temizlendikten sonra yine cennete girer diye. Bazılar da bunu diyor. Allahu alem. Dolayısıyla dediğimiz gibi büyük şirk ve küçük şirk diye ikiye ayrılır. Peki ikiye ayrıldığına delil nedir? Mahmud İbn-i Lebid'in hadisinde olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size en fazla korktuğum şey küçük şirktir. Soruyorlar o da nedir ey Allah Resulü? Diyor ki eşşirkul asgar küçük şirktir diyor. Dolayısıyla küçük şirk varsa şüphesiz ki büyük şirk de vardır. Şüphesiz ki büyük şirk de vardır. Bu mukaddimeden sonra kitaba geçmeden önce kişi şirk işlediği zaman kardeşler o kişiyi yani cins ile tayin etmek arasında fark vardır. Yani sen diyebilirsin ki bu şirktir. Bunu yapan kafir olur, müşrik olur. Ancak bu hükmü şahıslara uygulanmaya gelince o zaman orada bir durman lazım, tevakkuf etmen lazım. Ta ki 4 tane şart yerine gelene kadar. Bu şartlardan bir tanesi kişi cahil mi değil mi? Yani kişi cahilse, onun şirk olduğunu hayatında hiç duymamışsa ve öyle görmüşse ve öğrenme kabiliyeti de yoksa, kimse de onun şirk olduğunu öğretmiyorsa bu kişi inşallah Teala mazurdur. Mazurdur. Yani bu kişi direkt kafir olmaz. Ta ki onun şirk olduğuna o kişiye anlatana kadar. Bu yerden yere veya zamandan zamana değişebilir. Yani bazı yerler var anlatılmış bunun şirk olduğunu veya duymuş ancak aldırış etmemiş. Bu kişi mazur mu? Mazur değil. Çünkü aldırış etmemiş, kendi suçu. Ancak bir kişi diyelim Türkiye'de bir köyde
herhangi bir şirk ameli yapıyor ancak bunun şirk olduğunu hayatında duymamış. Bu insana da böyle öğretilmiş. İşte bundan medet umduğun zaman bu İslam'dandır diye öğretilmiş. Bu kişi de öğrenme kabiliyeti yok. Kimse de bir yere de gidemiyor, öğrenemiyor. Bu kişi inşallah mazurdur. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَيْنِ تَبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Eğer onların hevalarına, ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan o zaman zalimlerden olursun. İlim geldikten sonra, dolayısıyla ne anlaşılıyor? İlim gelmeden, gelmediği zaman sen zalimlerden olmazsın. Dolayısıyla kardeşler bu cehalet meselesi yerden yere değişir ve zamandan zamana da değişir. Burada cehalet özür müdür? Bir kişi bir şirk yapıyor. Duymadım diyor. Bu cehalet özür müdür? Burada Allah-u Alem burada özür olmaz. Niye? Çünkü burada bir sefer duymuştur ancak hiç tenezzül etmemiştir. Veyahut da bunlar sapıktır demiştir. Ben buna inan, ben şeyhime uyacağım. Şeyhim her şeyi bilir demiştir. Bu kişi mazur değil. Ancak kişi öyle bir yerde ki hiç öğrenme kabiliyeti yok. O zaman orada mazur olur. Dolayısıyla cahilse kişi hemen tekfir edilmez. İkinci mesele ise kardeşler, ikrah. Yani kişi zorla, silahla ya bunu de ya küfrü bir söz söyle veyahut da seni öldüreceğiz derse bu kişi de hemen tekfir edilmez. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. İkrah edilen, zorla ancak kalbinde iman varsa bu kişi tekfir edilmez. Başka bir şart ise kardeşler, el-ihtiyar, kendi isteğiyle yapıyorsa, kendi isteğiyle, ne gibi? Bunun delili ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde dediği gibi adamın bir tanesi çölde devesini kaybediyor. Daha sonra devesini tam öleceği zaman, su bulamadığında öleceği zaman devesini buluyor ve sevincinden diyor ki ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Sevincinden adam karıştırıyor ne dediğini. Bu kişi kendi isteğiyle, ihtiyarıyla bunu yaptı mı? Yapmadı. Bilakis dilinden öyle geldi birdenbire. Dolayısıyla bu kişiye direkt kafir diyemezsin. Dolayısıyla kendi isteğiyle yapması lazım. Buradaki kendi isteğiyle de kasıt şu değildir. Yani isteğiyle, yani şirk yaparken ben bunu şirk olduğundan şirk yaparken bunu iyi zannediyorum diye değil. Bunu iyi zannediyorum diye değil. Başka bir şartı ise kardeşler, bunun kişi kastetmesi. Ne gibi? Kişinin elinde Kur'an var. Kur'an'ı birdenbire elinden düşürdü. Bu kişi bilerek mi düşürdü? Kastederek mi düşürdü? Yok. Birdenbire elinden düşürdü. Bu kişi kafir olur mu? Hemen kafirsin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ancak kişi kendi kastıyla Kur'an'ı yere vurduğu zaman veya çiğnediği zaman o zaman o kişi kafir olmuş olur. Dolayısıyla bir kişiye kafir demek için bu dört şart göz önünde bulundurmak lazım. Bu dört şartı göz önünde bulundurmak lazım. Yani şunu yani kardeşler, bir fiil şirk olabilir veya küfür olabilir. Bu demek değildir ki onu yapan kişi hemen kafir oldu veyahut da şirke düştü demek değildir. Ta ki bu saydığım dört şart bulunana kadar. Anlayabildiniz mi? Bundan sonra bilin ki kardeşler, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre kişinin dışı ile içi mutelazimdir. Yani birbirine bağlıdır. Kişinin içi nasılsa dışı da öyledir. Dışı nasılsa içi de öyledir. Bunu niye diyorum? Çünkü bazılar diyor ki kişinin kalbi iyi olabilir. Ancak dışı, kalbi Müslüman olabilir, dışı kafir olabilir. Bu murciye.
dediğimiz bir fırka. Diyor ki kişi içinde Müslüman olabilir ama dışından kafir olabilir. Bu da halen Müslümandır diyorlar. Bu ehli sünnetin inancına ters bir inanç. Ehli sünnete göre kişinin içi nasılsa dışı da öyledir. Yani mutelazimdir. Birbirine bağlıdır. İçindeki iyilik dışına yansıtır. Dışındaki iyilik de içine yansıtır. Hep birbiriyle bağlıdır. Peygamberin dediği gibi cesette, bedende öyle bir et parçası var ki o iyi olursa bütün azalar iyi olur, o kötü olursa bütün azalar kötü olur. Dikkat edin, o da kalptir. O da kalptir. Bu mukaddimeden sonra kitaba başlıyoruz inşallah Teala. Allahu Teala Muhammed İbn Abdülvehhab rahimehullah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle başlıyor. Allahu Teala'dan yardım dileyerek, bu isimden bereket bekleyerek başlıyor ve diyor ki: "Ve kavlullahi Teala ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun." Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım. Bana ibadet etsin diye yarattım. Buradaki illa liya'budun, ancak bana ibadet etsin diye, lam talil için. Yani niçin yarattım? Sebep, hangi sebepten dolayı? Liya'budun, bana ibadet etsinler diye. İbn Abbas Ali radıyallahu teala anhu, Zeccac ve Mücahid gibileri diyor ki liya'budunun manası bana li'amurahum ve enhahum. Yani onlara emretmem için ve nehyetmem için. Yani ben insanları ve cinleri niye yarattım? Onlara bir şeyleri emretmek için ve bir şeyleri de yasaklamak için ben yarattım onları. Ve bu emrettikleri şey, Allah'ın bu emrettiği şeyin en önemlisi de nedir? İbadeti ancak Allah'a yapmasıdır. Yani tevhiddir. İbadete, yani en önemli emrettiği şey tevhiddir. Yani yapıyorsan ibadeti, bu ibadetin hepsini ancak Allah'a yapmandır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْجِنْ Cinin manası Arapçada görünmeyen demektir. Diyorlar ki misal cennel leylu, gece oldu. Yani artık görünmez oldu. Aynı şekilde cenin ne demek? Kadının karnındaki bulunan o bebek, cenin diyorlar ona. Cenin de cin kelimesinden türemektedir. Yani görünmediğinden dolayı, dıştan görünmediğinden dolayı cenin diye isimlendirilmiştir. Cin, ümmetin ittifakı ile, icması ile, icma-i Şeyhülislam İbn Teymiye naklediyor, mükelleftir. Yani Allahu Teala onları ve onlara da emrediyor, onlara da yasaklıyor. Bu ayette olduğu gibi insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattım. Dolayısıyla onlar da mesuldur. Onlar da ibadet etmekle teklif edilmiştir. Onlar da ibadet etmekle emrolunmuştur. Ve zulümden, isyandan, masiyetten kaçınılmaları için nehyolunmuşlardır. Ve dolayısıyla onlar da mükellef olduğundan dolayı kıyamet gününde onlar da ya cennettedir ya da cehennemdedir. İttifakla cinler isyan ettiği zaman, kafir olduğu zaman ittifakla cehenneme gireceklerdir. Ancak salih oldukları zaman, iyi oldukları zaman onlar cennete girecek mi girmeyecek mi diye ilim ehlinin arasında ihtilaf vardır. İlim ehlinin çoğuna göre, cumhura göre salih oldukları zaman cennete gireceklerdir. Cennetten faydalanacaklardır. Ancak ilim ehlinin bazısı, Ebu Hanife rahimullahu teala gibileri, bazıları, bunlar da Ebu Hanife ve az bir kısım, derler ki salih olsalar da olduklarında bunlar, Allahu Teala bunları yok edecek. Yani yok olacaklar kıyamet gününde. Bu da yani zayıf bir görüş. Ebu Hanife'nin bu görüşü zayıf bir görüş. Çünkü Allahu Teala ayetinde dediği gibi lem yatmithunne insun ve la cin. Hurileri anlatırken diyor ki o hurilere ne bir insan dokundu ne de bir cin dokundu. Dolayısıyla kıyamet günü de insanlar dokunacak onlara, cinler de dokunacak.
Yine cennete girecek diyen alimlerin arasında da ihtilaf var. Bazılar diyor ki cennete girecekler ancak cennetin tüm nimetlerinden faydalanmayacaklar. İnsanları görmeyecekler gibi bazıları böyle sözler söylemiştir ancak delile bina edilmemiştir bunlar. İçtihattır. Dolayısıyla bu konuda biz tevakkuf ederiz. Yani dururuz. Cennete girecekler. Nasıl faydalanacaklar? Onu da Allahu Teala bilir. Dolayısıyla insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım. Bazı insanlar eşariler gibi diyor ki liyabudun bana ibadet etsinler diye yarattım. Buradaki lam sebep için değil de buradaki lam mucibe diyorlar. Yani mecbur bana ibadet icbar yani kişi mecburdur diyorlar eşariler. Yani nasıl kişi bir şey yaptığı zaman bu kişi mecburdur. Kendi isteği yok diyorlar. Havada uçan bir yelin götürdüğü bir iş yaprak gibi diyelim. Yerin götürdüğü bir yaprak gibi. Yel nereye götürüyorsa o yaprak oraya gider. Bu eşarilerin görüşü. Yani kişi bir şey yaptığı zaman mecbur, Allah ona mecbur yaptırıyor. Kendi isteği yok diyorlar. Bu da tabii ki sapık bir görüş. Ehl-i sünnete göre Allahu Teala onları yaratmıştır. Onlardan kendisine ibadet etmeyi istemiştir. Buna irade şer'iyye deniyor. Şer'iyye diyorlar. Yani ibadet etmeyi istemiştir. Ancak o kişi ibadet eder mi etmez mi? İbadet eder mi etmez mi? İlle ibadet edecekti diye bir şart yoktur. İlle ibadet edecek diye bir şart yoktur. Belki de ibadet etmez, kafir olur, cehenneme girer. Ancak Allahu Teala kullarından bunu istiyor. Diğer taraftan Allah'ın başka bir iradesi var, isteği var. O da kevniyye, başka bir irade. O da mecbur olması lazım. O da mecbur olması lazım. Kişi Müslüman yani kafir olacak, ölüyor, kafir olarak ölecekse Allahu Teala onu kafir olarak öldürecektir. Öldürecektir. Bu irade kevniyye. İlim yani ehli sünnete göre Allah'ın isteğini ikiye ayırıyorlar. Birincisi Allah'ın şer'i istemesi, sevmesi, ibadetler gibi Müslüman olması gibi. Diğeri de Allah'ın kaderde yazdığı isteme. O mecbur olacak. Yani ne olursa o mecbur olacak. Adam kafir mi ölecek, Müslüman mı ölecek, adam ölecek mi, dirilecek mi, ne zaman ölecek, ne zaman dirilecek, hasta olacak mı? Bütün bunlar Allah'ın kevni iradesinde. Dolayısıyla ilim ehli burada ehli sünnet ikiye ayırıyor. Ve kavluhu teala, Allahu Teala diyor ki gördüğünüz gibi kardeşler kitab-ı tevhid hep ayet hadis, ayet hadisle ve sahabenin görüşleriyle doludur. Yani diğer tarikatçıların kitaplarında olduğu gibi kıssa, hikaye falan yok bu kitapta elhamdülillah. Ehli sünnetin metodu ayet hadis sahabenin sözü, ayet hadis sahabenin sözü. Muhammed İbni Abdülvahhab da rahimullahu teala kitabında bu metotla gelmiştir. Ve insanlar gerçekten şuna inanıyorum ben. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın akidesini, inancını öğrenseler vallahi bu adamı sevecekler. Yani bu kadar bu yani Kur'an ve sünnete önem veren, sahabenin sözüne önem veren insanı görürlerse, hakikatini duyarlarsa bu adamı sevecekler. Ve diyecekler ki zaten ben de bunun gibi inanıyorum diyecekler. Yani bu adam yeni bir şey getirmiş değil ki diyecekler. Hatta anlatılıyor ki Hindistan'da bir tane adam Muhammed İbni Abdülvahhab'a hep küfrediyormuş. Kafirdir diyormuş. Daha sonra onun talebesinin bir tanesi Kitab-ı Tevhid'in kılıfını koparmış ve kitabı ona vermiş. Şunu bir oku, bu kitap yani nasıl, güzel mi kötü mü? Bir bak diye. Adam bakmış okumuş demiş bu kitap çok güzel bir kitap. Yani bu kitabın yazarı kim falan çok güzel çok güzel yazmış. Ayet hadis sahabenin sözü. Talebe de demiş işte bu senin kafir dediğin Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kitabı. Ondan sonra adam demiş Subhanallah ben hep duymalarla gittim bu şimdiye kadar. Tövbe etmiş ve bu imamı sevmeye başlamış.
Yani kardeşler biz bu kitabı okuyorsak, bu kitap yazarı Muhammed İbni Abdülvehhab bizim liderimiz. Bu kişinin dediğini alırız, bu kişinin demediğini de almayız diye öyle bir inançla okumuyoruz biz. Biz diğer gruplar gibi gruplaşmaya çalışmıyoruz. Gruplaşmak İslam'da yok. Yani benim grubum, her yapacağım benim grubunun menfaati için, benim grubum maslahatı için yok öyle bir şey. Benim imamım, hocam hata yaptığı zaman o hatayı görmemezlikten gelme yok. Bak birçok grupta, diyelim Nurcular veya Süleymancılar. Nurcular birkaç kısma ayrılıyor. İşte şunlar bunlar bunlar değil. Hiç birbirinin hataları oluyor ancak görmemezlikten geliyorlar. Yani görmemezlikten geliyorlar. Ehl-i sünnet olsa ne olur? Yani sen ehl-i sünnetten olsa dahi ne yapıyorlar hemen? Reddiye yazıyorlar. Arabistan'da gördünüz siz. Yani ehl-i sünnette olsa dahi hemen hata yaptıysa nasihat ediyorlar, şey diyorlar. Dönmezse reddiye yazıyorlar, açıklığa vuruyorlar. Niye? Çünkü biz grup değil ki. Bu bir dindir. Hatası varsa, büyük bir hatası bunu açıklaman lazım. Ama diğer gruplaşmalara baktığın zaman ne yapıyorlar? Hatası varsa, hatayı ikrar ediyorsa kalbinden dahi görmemezlikten geliyor. Niye? Çünkü kendi grubundan olduğundan dolayı. Kendi hocası olduğundan dolayı. Veyahut da hocası hata yaptığı zaman o hatayı açığa çıkarmamak için, o hatayı temize çıkarmak için bin bir dereden su getiriyor. Yok şunu kastetti, yok bunu kastetti, sanki masum görür gibi. Bu İslam'da böyle bir şey yok. Bir kişiyi seviyorsak Allah için seviyoruz, sevmiyorsak da yine Allah için sevmiyoruz. Ha, bu kişi benim hocamsa, bana bir şeyler öğretiyorsa bunu Allah için severim. Ancak bu hocam daha sonra sapıklığa gidiyorsa, büyük hatalar yapıyorsa o zaman bu kişiyi, bu hocayı ben terk etmem lazım. Niye? Çünkü ben Allah için seviyorum. Allah için de bu konuda bu onu sevmem. Halen sevmeye devam ediyorsan o zaman bil ki sen bu kişiyi Allah için sevmiyorsun. Bu kişiyi ancak kendi grubundan olduğundan dolayı, kendi liderin olduğundan dolayı seviyorsun. Gruplaşmadan dolayı seviyorsun. Allah için sevmiyorsun. Muhammed İbni Abdülvehhab rahimehullah şu an kitabını okuduğumuz zaman biz bu adamın dinde yeni bir şey getirdi dine biz görmedik. Kitaplarını okuduk. Dinde yeni bir şey getirmemiş. Yeni bir mezhep de kurmamış. Zaten Muhammed İbni Abdülvehhab kendi kitaplarından da diyor. Benim yeni bir şey getirmiyorum diyor. İspatlayın diyor. Ben bu görüşümden döneyim diyor. Dolayısıyla yeni bir şey getirmiyor rahimullahu teala. Bundan dolayı kardeşler bu imam birçok şirke ve bidata karşı olduğundan dolayı bu imamın yeni bir şeyi getirmiş gibi göstermek için insan buna Vahabi ismi taktılar. Dediler ki bu adam yeni bir mezhep kurdu. Bu mezhebin ismi de Vahabiliktir. Diye insanlar korkması için, çünkü insanlar yeni bir şey duyduğu zaman korkuyor. Bu yenilik bir şey. Çünkü İslam'da yeni bir şey getiremezsin. Sen kendi kafana göre bir şey diyemezsin. Mecbur bir şey dediğin zaman onu selefe dayandırman lazım. Kimse kendi başına, kendi şeyine göre bir metot uyduramaz. Bir şey söylemez. Dolayısıyla sen birisiyle konuşuyorsan sen, yeni bir şey getiriyorsa hemen ona sor. De ki, senin bu söylediğin seleften kim demiş? Sahabeden kim demiş? Yok benim kendi anladığım falan derse bu, bil ki o hemen yanlıştır. Ama selefe dayandırırsa ha, o zaman olabilir. Çünkü ta peygamberden bu zamana kadar bir taife var, bir kısım insan var ki hep hak üzeredir. Peygamberimizin buyurduğu gibi. O hak üzere fırka her zaman gelmiştir. Dolayısıyla sen bir şey getirdiğin zaman, yeni bir şey getirdiğin zaman bu demek değil ki sen hak üzere değilsin. Hak, çünkü hak olsaydı mecbur o taifede, o grupta olması lazımdı bu senin görüşün. Çünkü ta peygamberden bu zamana kadar geliyor o görüş. Sen bir şey getirdiğin zaman demek ki hak üzerine değilsin. Çünkü o hak o zaman onlarda yok demiş oluyorsun. Peygamberimiz de buyuruyor ki o hak her zaman onlardadır. Ta peygamberden bu zamana kadar gelmiş olması gerekir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla İslam'da yeni bir şey söylemen, yeni bir şey çıkarman, yeni bir metot getirmen böyle bir şey yoktur. Söylediğin zaman selefe dayandırman lazım.
Ala kullan maksut olan kastım bu imam yeni bir şey getirmiş değildir. Bu insandan kitaplarından sakındırmak için de bu insana birçok iftiralar atmıştır. Dediğim gibi demin de yeni bir mezhep kurdu. Yeni bir şey getirdi. Peygamberi sevmiyor. Halbuki bu imam teşehhütte, namazda Allahümme salli, Allahümme barik demeyi farz olarak, rukun olarak görüyor. Yani terk ettiğin zaman namazın direkt batıl oldu diye görüyor. Ehli beyti sevmiyor diyorlar. Halbuki bu imamın iki çocuğunun ismi Hasan ve Hüseyin. Ehli beyti sevmeyen dedikleri bu imamın, Muhammed İbni Abdülhab'ın iki çocuğunun ismi, birisi Hasan, diğeri de Hüseyin. İşte evliyaları sevmiyor. Evliyaları seviyor. Allah Kur'an ve sünnete uyan evliyaları seviyor. Ancak insanlara gidin kabire tapın, ağaçtan medet umun, benden yardım dileyin, İnsanları istismar eden şeytanın velilerini sevmiyor. Dolayısıyla ala kulli hal, insaflı olan kişinin kendi kitabından bakar. Yok duymalarla dedi, şöyle denildi, böyle denildi, bu iş böyle yürümez. Kitabın devamında diyor ki ve kavluhu teala ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasulen en i'budullaha وَاشْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Allah diyor ki biz bütün ümmetlere bir Resul gönderdik. Niçin? Ancak Allah'a ibadet etmek için, ibadete davet etmeleri için, وَاشْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ ve tağuttan da uzak durmak için. Bu ayetten iki fayda, iki ders çıkarılır. Birincisi, anlıyoruz ki bütün ümmetlere bir peygamber gönderilmiştir. Hiçbir ümmet yok ki peygamber gönderilmedi diye, bütün ümmetlere gönderilmiştir. Ancak bu demek değil ki o ümmetteki herkes tevhidi duydu diye. Bazı insanlar, şahıslar, fertler duymayabilir. Adam dağdaydı, işte ormandaydı, duymayabilir. Ancak ümmet topluluk olarak peygamber gönderilmiştir. وَاشْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, daha tağuttan da uzaklaşmak için. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki kardeşler, kişinin tevhidi tam olmaz, tevhidi kabul olunmaz ta ki tağuttan uzaklaşana kadar. Tağuttan uzaklaşana kadar. Tağut ne demek? Tağut, kullima İbn-i Kayyim dediği, kullima tecavüze bihil abdu min metbu'in ev muta'in kişinin ev ma'budin. Kişinin ibadet ettiği, her kişinin ibadet ettiği, Allah'tan başka ibadet ettikleri veyahut da itaat ettikleri veyahut da tabi oldukları herkes tağuttur. Aşırılığa gidip de. Ne demek istiyor yani? İtaat ettikleri kim? Alimler. Herhangi bir alim helalı haram yapıyorsa, helalı haram yapıyorsa, haramı da helal yapıyorsa, sen de diyorsan ki evet içki helaldir diyelim, ona uyuyorsan işte o kişi tağuttur ve sen tağuta uydun. Helalı haram inanıyorsa, bir kişi içki içebilir, o amel, o inanıyor demek değildir. Ancak böyle, bu helal haramdır diyorsa veya bu haram helaldir diyorsa o alim, sen de ona uyuyorsan işte tağuta uyuyorsun demektir. Veyahut da bir metbu'a, yani muta'a, yani itaat ettiğin şeyler. Devlet reisleri. Devlet reisleri diyorsa ki Allah'ın kanunları geçerli değildir. Söylüyorsa, inanıyorsa Allah'ın kanunları, benim kanunlarım Allah'ın kanunlarından daha evladır, daha iyidir diyorsa, sen de buna evet, ona uyuyorsan, diyorsan ki evet senin kanunun, Avrupa'nın veya şuranın kanunu Allah'ın kanunundan daha iyidir, daha evladır diyorsan, işte o zaman o devlet reisi tağuttur, sen de tağuta uymuş olursun. Fehimtum? Ancak adam diyorsa ki Allah'ın kanunu daha evla, daha iyi. Hiçbir zaman beşerin kanunuyla Allah'ın kanunu kıyaslanmaz. Ancak ben günahkarım. Bazı sebepler. Bu adam dinden çıkmaz tabii ki. Bu adam halen Müslümandır ve buna itaat etmek farzdır. Veyahut da
Bir kişi gaybı bildiğini iddia ediyorsa, geleceği bildiğini iddia ediyorsa ve sen de buna tasdikliyorsan ne yapmış olursun? O kişi tağut ve sen de tağuta ibadet etmiş olursun. Bir kişi kabire tapmak, tapmak demiyorlar tabi onlar. İşte ziyarette bir beis yok. Ancak ondan feyiz almak diyorlar. İşte ondan hürmetine falan diyorlar. Yani ondan istiyorlar. Diyorsa kişi yapmasa dahi bu caizdir diyorsa işte o zaman tağutu inkar etmiş olmaz. Bu kişinin la ilahe illallah'ı kabul olunmuş olmaz. Mesela şöyle. Mesela şey bu Fatih-i Mahmud şeyde diyor ya 8. ciltte diyor ki eğer sıkıştığınız zaman kabirlerden şey isteyin. Medet isteyin. O gibi şeyler değil mi? Tabii o gibi şeyler. Adam buna ikrar ediyor. Yapmasa dahi ikrar ettiğinden dolayı, kabul ettiğinden dolayı bu kişinin tevhidi kabul olunmaz. Kitapta öyle diyor. Tevhidi kabul olunmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men kâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse ve tağutu da inkar ederse kanı ve malı haram kılınır. Yani demek ki tağutu inkar etmezse kanı ve malı haram kılınmaz. Başka bir konu kardeşler. Bir kişiye tağut denildiği zaman bu demek değildir ki o kişi hemen kafirdir diye. Yani bazen kişi büyük günah işlediği zaman ona tağut deniliyor. İşte bazen diyor rüşvet yiyenlere. Rüşvet yiyenlere ne deniliyor misal? Tağut deniliyor. Rüşvet alana yiyenlere tağut deniliyor. Ha bu demek değil ki rüşvet yiyen kafir mi? Kafir değil. Yani bazen bir şeye tağut denilir ama bu manası onun kafir olduğuna delil değildir. Başka ayette Allah-u Teala buyuruyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Rabbiniz ancak kendisine ibadeti emretti. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ve anne ve babaya iyiliği emretti. Ezan mı bu? Kapatsana. Bas oradan bir yere. Orayı aç, ön tarafı aç. Allah diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا Ancak Allah'a ibadet etmeyi emretti ve anne ve babaya iyiliği emretti. Buradaki ayette anlaşılıyor ki ibadet ancak diyor. Ancak. Yani ibadet ancak ve ancak Allah-u Teala'nın hakkı olduğu anlaşılıyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ancak Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyde şirk koşmayın. Hiçbir şeyde şirk koşmayın. Yine ancak Allah'a ibadet etmeyi Allah-u Teala emrediyor. Ala kulli hal burada tevakkuf edelim. Duralım yani. İnşallah ileriki derslerde devam ederiz. Soru var mı? Soru şöyle bir soru var. Mesela bu bir hadiste şey yaptım da bu Ebrahim'in ordusunun helak olduğu yerde diyor Peygamber Aleyhisselam oradan geçerken hızlı geçiyor. Orada durmamış. Evet. Tam aklımda değil. Niye? Onlar zalim oldukları için değil mi? Ondan dolayıdır. Hadiste öyle bence. Şimdi başka hadis de var. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem At kavminin helak olmuş At kavminin yerinden geçtiği zaman orada durmayı yasaklıyor. Oranın suyundan içmeyi falan yasaklıyor. Çünkü oraya azap inmiş bir şey. İşte bundan dolayı yani ben de diyorum mesela burada da şimdi bu zalimler burada da yaşıyor. Yok azap olunan bir yer varsa özellikle Allah-u Teala oraya bir yere azap indirmişse orada durmak doğru değil. Yok yok burada öyle bir At kavmindeki gibi bir azap indirilmiş mi yani? Veyahut da Lut kavmindeki gibi. Ve herhangi bir kavminde. Oradaki kasıt odur. Hollandalılar 8000 Bosnalı bir şeyde hemen hepsini öldürttü.
Allah-u Teala'dan bir azap inmişse çünkü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye de gitti. Medine'de Yahudiler vardı yani. Orada kalmayayım diye falan öyle bir şey demedi. Ve başka yerleri de fethetti. Orada zimmiler falan da vardı. Ya öyle bir şey. Ancak Allah bir yere bir azap indirmişse ona da oraya hastır. Onu kastediliyor. Tayyip. Takriben 20 dakikalık bir şey var değil mi? Tamam. Dediniz ki biz Allah'a ibadet etmemiz lazım çünkü Allah bizi yarattı dediniz. Evet. Ama hangi ayet bu? Şeyde yazıyor, Bakara'da. Bakara suresinde. Tayyip. Şimdiki başka bir derse geçelim. Şöyle bir mukaddime yapalım. Bu dersin ismi Kavaidul El-Khamsul Kulliye. Bu ilim fıkıh kaideleri. Türkçesinin ismi fıkıh kaideleri. Fıkıh kaideleri ne demek? Yani bir kaide var. Bu kaidenin altına birçok fıkhi mesele giriyor. Bu kaideyi sen öğrendiğin zaman bu kaideyi birçok fıkhi meseleye tatbik edersin. Birçok fıkhi mesele bu kaidelere girdiğinden dolayı ilim ehline yapmış bir kaide yapmış. Ve ittifak edilen, icma edilen 5 tane kaide var. Bu 5 kaide takriben çoğu fıkhi meselelere giriyor. Yani hiçbir fıkhi mesele yok ki illa bu 5 kaideden birisine girmesin. İlle bu 5 kaideden birisine giriyor bu fıkhi meseleler. Bu kaideler birincisi ad-dararu yüzel. Zarar izale edilir. Nerede bir zarar varsa onu izale etmen, def etmen vaciptir. İkincisi el-ade muhakkeme. Adet, örf şeriatta muteberdir. Şeriata ters olmadığı müddetçe. Üçüncüsü el-meşakkatu teclibu teysir. Meşakkat kolaylığı getirir. Bir yerde meşakkat varsa mecbur orada bir kolaylık olması lazım. O meşakkat devam etmez. Allah onun yerine bir kolaylık getirir. Üçüncüsü el-yakînü yezûlü bi la yezûlü bi şek. Kesin olan bir şey şüphe ile giderilmez hiçbir zaman. Kesin olarak bir şey biliyorsan şüpheden dolayı, şekten dolayı o şeyi gidermezsin. Beşincisi ise el-umuru bi makasidi. Her şey, her amel niyete göredir. Her amel niyete göredir. Bu 5 kaideyi ezberleyin. İnşallah yazacağım. Bütün fıkıhta hangi mesele varsa bu 5 kaidenin altına girmesi lazım. Bu 5 kaide ilim ehlinin arasında ittifaklı kaidelerdir. Bu 5 kaide, bu kaideler nasıl çıkmış? Suyuti rahimullahu teala Eşbahun Nazair isimli kitabında mukaddimesinde zikrediyor. Diyor ki Ebu Tahir el-Debbas diye bir kişi vardı Hanefilerden. Bu kişi bütün Hanefi mezhebini 17 tane kaideye girdirmiş. Bütün Hanefi mezhebi fıkhını 17 tane kaideye girdirmiş. Ve bu kaideleri her gün tekrar ediyor. Mescide girip her gün unutmaması için tekrar ediyordu. Sonra Ebu Said el-Herevi diye bir Şafii alimlerden birisi bu Hanefi aliminin bütün fıkhı 17 kaideye girdirdiğini duyunca o 17 kaideyi ondan öğrenmek istiyor ama o söylemiyor. Diyor, o söylersem sır gider. Sır gibi saklıyor yani. Çünkü çok büyük bir şey ilim. O da ne yapıyor? Mescitte tekrarlarken mescide saklanıyor bir yere. Ondan sonra herkes gittikten sonra başlıyor bu kaideleri tekrar etmeye falan. Yedinci kaideye gelince hepsi de duyuyor tabii. Yedinci kaideye gelince o saklanan Ebu Said el-Herabi öksürüyor. Sonra anlıyor burada birisi var diye bakıyor o. Adamı dövüyor falan şey derek mescitten kovuyor.
Daha sonra Hüseyin İbni Ali el-Mervezi diye şahıs bütün fıkıh kaydelerini dört tane kaydeye girdiriyor. Bütün fıkı dört tane fıkıh kaydesine girdiriyor. Bu dört tane fıkıh kaydesi ise şu demin saydığım beş taneden dördü ancak ameller niyetlere göre hariç diğer kaydeler. Daha sonra bu ameller niyetlere göre hariç kaydeyi de birçok alim sokuyor yani. Dolayısıyla bu beş tane kayda ilim ehlinin arasında ittifaklı bütün fıkhın bu kaydelere girdiği kaydeler haline geliyor. Dediğim gibi kaydenin manası ne? Öyle bir şey ki altında birçok cüz'i meseleler var. Yani bütün cüz'i, bütün fıkhi meselelere o şeye aslında sokabiliyorsun. İlim ehli bu kaydelerin bazılarına diyor ki dabit. Yani Türkçe'de zabit. Zabıt. Dabit. Yani Arapçası dabit. Türkçe artık zabit. Zabıt. Zabıt. Zabit ile bazıları kaydenin yerine zabıt diyorlar. Bazıları zabıtın yerine kayde diyorlar. Yani ikisinin arasında da fazla bir fark yok. Bazıları diyor ki arasındaki fark zabıt misal sadece namaz hakkındaki kaydeler. Sadece namaz hakkındaki kaydeler bir konu hakkında kayde varsa ona zabıt deniliyor. Ancak bütün fıkı hakkında bir kayde varsa ona kayde deniliyor. Kavaydül fıkhiye. Bazıları böyle diyor. Bazıları da diyor ki kaide icma edilmiş bir şey. Zabit ise icma edilmemiş bir şey. Bazıları da diyor ki arasında bir fark yoktur. Kavaydül fıkhiye ve usul fıkı arasında bir fark vardır. Usul-u fıkı delilleri şey diyor. Delillerle diyor ki misal vereyim. Usul fıkıhçılar diyor ki emir Kur'an ve sünnette varit olan emir vücubluk ifade eder. Yani bir yerde emir geliyorsa bu vaciptir demektir. Yani peygamber şunu yap diyorsa demek ki bu vaciptir. Manası bu. Ancak başka bir delil geldiği zaman vaciplikten mustahaplığa sarf döndürün. Başka bir delil geldiği zaman. Usulcular bunu şey der. Yani tek tek şey etmez. Der ki şu bunu ifade eder. Bu bunu ifade eder. Şu bunu ifade eder. Dolayısıyla sen de onu bildiğin zaman Kur'an okuduğun zaman bilirsin. Emir var bunu ifade eder. Şu var bunu ifade eder. Dolayısıyla usul fıkı önce geliyor. Daha sonra sen onu tatbik ediyorsun. Kavaydül fıkhiye de ise tersi. Kavaydül fıkhiye alimler fıkıh kaydelerini, fıkıhı toplamışlar. Demişler ki bu buna benziyor, bu buna benziyor, bu buna benziyor. Ha, o zaman bunu bir kayda yapalım. Kayda fıkhiye. Şunlar hepsi aynı. O zaman bunu bir kayda yapalım. Kavaydül fıkhiye ile usulü fıkıh arasındaki fark da budur. Tayyip, bu şeyden sonra duralım inşallah. Şeyden sonra artık saat 3'te mi geliyor diyorlar. Tayyip, burada duralım o zaman. Artık ileriki derslerde devam ederiz. Demek ki el-kavaidul fıkhiyye fıkıh kaideleri 5 tanedir. Onları ben size yazayım. Ona göre şeydim.